Merhaba yaban dostları, İstanbul'da doğa fuarındayız. Fuar bugün tıklım tıklım gerçekten. Neredeyse kapasitesinin 2-3 katı kadar burada insan var. Fuardaki yaban stüdyosunda şimdi bir yabancı konuğum var. Biliyorsunuz Türkiye'de sayıların dağıttığı Basker Pelagri fişekleri var. Bu çok bildiğiniz, tanıdığınız bir fişek ve Basker Pelagri'den de İtalya'dan da bir İtalyan misafirimiz var. Marco Manfredi burada. Basker Pelagri'den onunla konuşacağız. Şimdi önce aynı zamanda bize yardımcı olmak üzere Sayılır'ın ihracat müdürü Metin Sayılır var. Dış ticaret müdürü Metin Sayılır da yanımızda. Metin hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Marco welcome. How are you? Good morning. Fine. Good morning. It's good. Thank you. Okay. Very nice exhibition. Congratulations. Dinliyorum. Fuarı sordum. Aha. Sen anlat istersen ya da ben anlatayım. Sen söyle, sen tercüme et. Fuarı sordum. Çok memnun kaldılar. Yani bu kadar kalabalığı beklemiyorduk diye söylüyor. Özellikle bugün bayağı bir yoğun ilgi var. Gerek fuara, gerek ürünlere, avcılarımız, kulüplerimiz ve diğer İstanbul ziyaretçilerimiz çok yoğun bilgi gösterdi bugün. Bir önce şunu soracağım. BP, Basker Pelagri kaç yıldır Türkiye'de? Sen belki bilebilirsin. Evet, kaç yıldır Türkiye'de? 20 yıldır Türkiye'de ve 20 yıldır distribütörü biziz. Sizsiniz. Sayılır av olarak. 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Tamam. Ürünlerini getirip avcılarımıza buluşturmaya çalışıyoruz. Yani neredeyse çeyrek asırdır burada. Tabii ki, evet. Peki şeyi soralım. Basker Pelagri'nin hikayesini soralım. Ne zaman kuruldu? Ne tür fişekler üretiyor? Biraz bize ondan bahsetsin. What about your factory? What do you think? Sure. So the company was born many years ago in 1885. Many years ago, 130 years ago. And start with the production of smokeless powder for cartridges, for shot shells. And after 15-20 years, our company decided to start the production of the shot shells. I translate just a minute. Yes. Fabrika 1885 yılında kuruldu ve ilk kurum aşaması barut üretimiyle başladı. İlk başta barut üretimiyle başlıyor. Ürettikten sonra 20 yıl sonra fişek üretimine geçiyor fabrika. In 1970 we started the production of the another component of the shot cells. The name is wood, is a plastic wood. 1970 yılında da plastik tapa üretimine başlıyor. Yani bir komponentini, bir bileşenini daha kendisi üretmeye başlıyor fabrika olarak. Şeyi merak ediyorum. Nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz? Mesela yılda ne kadar fişek üretiyor? It's important to say that our company produced not only for the BMP Basker Pelagri brand, but produce also other brand, important European brand. The total quantity of production in one year is about 130 million. Toplamda 130 milyon fişek evet. Üretim var bir yılda. Bunun 70-75 milyonu BP. Geri kalan 60-65 milyonu kısmı da diğer Avrupa markalar için üretiliyor. Fişek üretiyor. Ciddi bir üretim çünkü Türkiye'nin şu andaki kapasitesi 300 milyon. Evet. Türkiye'nin total kapasitesinin neredeyse yarısı kadar bir üretim var. Peki evet. Bir şey soracağım. En temel neyle ayrışıyor? Neyle kendisini farklılaştırıyor? What's your difference to other companies? Today, principally in Europe, the many competitors are assembling of components. So they buy all the components from the other company and assembling to produce the shot shells. Yani Basker Pelagri'nin diğer firmalardan, diğer şirketlerden ayıran en büyük farkı bütün bileşenlerini, yani bir fişeğin içindeki bütün bileşenleri kendinin üretmesi. Bu dünyada tek Basker Pelagri'de var. Yani çoğu firma bunu montaj olarak adlandırdığımız barutu bir yerden, tapayı bir yerden, saçmayı bir yerden alıyor ama Basker Pelagri bütün komponentlerini, bütün bileşenlerini kendi üreten tek fabrika. Bunun da avantajı bütün kontrol elimizde olması, her şeyin gerekli ölçümlerini, ayarlarını kendilerini yapabilmesi. Bu BP'ye ekstra bir avantaj sağlıyor.
diğer firmalara karşı. Bir şey soracağım. Marco ne düşünüyor? Türk pazarı büyüyor mu? Sayıyor mu? Küçülüyor mu? Ne görüyor? I think is increasing in the last so I'm very happy for this. It's good. It's good. Yes, Avrupa'ya göre Türkiye hava meraklı diye değerlendiriyor ve her geçen yıl daha da artarak ilerledi. Hani bu artış büyük bir artış olmasa bile sürekli bir görüyorsunuz. Evet. Marco, thank you. Nice to meet you. Thank you so much. Teşekkürler Metin. Çok teşekkürler. Sağ ol. Güzel tercümen için. Sağ ol sevgili yaban dostları. Fuarda İtalya'dan BP Bascheri Ferragri fişeklerinden Signor Marco Manfredi ile konuştuk. Metin de bize yardım etti. Bir başka konukla görüşmek üzere.